Buyurun, çok yoğun ilgi var. Ne söylersiniz? Yazdığım okunduğu zaman mutlu oluyor. Bu da bizim istediğimiz sadece bu. Sadece okunması. Peki bundan sonra kitabı yazmaya devam edecek misiniz? Böyle gördükçe... Evet, bir sürpriz var mı? Nedir yazacağınız kitap? Sürpriz mi? Siz ne söylemek istersiniz? Evet, Ayşe Hanım'ın devamlı imzalarını İstanbul'da olsun, büyükşehirlerde olsun seyrettik. Kendisine teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Devam ediyorum. Şu anda biz de kitabını aldık. İmzasını da attı. Daha nice kitaplara diyorum. Saygılar sevgiler. Sana da teşekkür ediyorum Mustafa kardeşim. Merhabalar. Yoğun ilgi var. Ne söylersiniz? Vallahi çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Yalnız bırakmadılar. Herkes burada. Umarım okurlar, keyif alırlar. Yaylaları gezerler. Çocuklarına, torunlarına miras bırakırlar bu kitabı. Çok büyük o miras bırakılacak araştırmalar içeriyor bu kitap. Sağ olun, var olun. Sizlere de teşekkür ederim. Bundan sonra kitap yazmaya devam edecek misiniz? Vallahi kafamda var. En çok da düşündüğüm bizim oranın yaşanmış hikayelerini anlatan bir kitabı planlıyorum ama umarım başarılı olurum. Çünkü kitap yazmak çok zor bir iş. Hem kolay olduğunu zannediyorum. Çok kişinin emeği var. Çok kişiyi uzun yıllar bir araya getirerek, dizayn ederek sadece biz bunun olmuş halini görüyoruz ama bu aşamaya gelene kadar birçok işlemden ve insanların emeğinden geçiyor. Fotoğraflardan geçiyor. Ondan sonra bir araya getiriyorsun, sonra kitap haline dönüşüyor. Burada da kültür sanat, pazar kültür sanatta buna benzer kitaplar yapıldı. Arkadaşlar da buradalar, yazar arkadaşlar da var. Onlar da aynı pazarı tanıtan, anlatan, buraların hikayelerini bir araya getiren arkadaşlar. Dolayısıyla bu tür etkinlikler bizlerin insanlarla, kendi doğamızda, kendi insanımızla buluştuğu etkinliklerdir. Bizim insanımız da bizi yalnız bırakmadı. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben de hepsinin yanına Merhaba, sizi tanıyalım. Merhabalar. Yazarın kitaplarında işlediği temalar hakkında ne söylersiniz? Daha henüz okumadım ki. Hiçbir kitabını okumadınız mı? Yok, şu ana kadar hiç okumadım. Ben okuyacağım inşallah. Yazarın kitabında işlediği konular hakkında ne düşünürsünüz? Valla yöreyle ilgili olduğunu gördüm. Hani kaleliler olarak daha doğrusu okur yazar oranı yüksek olan bir köyüz zaten. İnsanlarımız bu konuda hem merak hem okumayı sevmesi hem gelişmeye işte açıklığı yönünden her zaman ileride olduğumuzu biliyorum. Daha da ileriye gideceğiz inşallah. Gençlerimizi okumaya teşvik ederek daha da güzel yerlere geleceğiz. İnşallah. Bizim de Ordu Üniversitesi Arkeolog Bölüm Başkanı Rektör Fevziye Eker. Röportaj edelim dergiye, arkeolojiyle ilgili. Evet. O dergiler yılda bir kere çıkıyor. Yılda bir kere çıkıyor. Tamam, onu alacağım. Peki ben bizim Kale-i Balay ile ilgili ne söyler? Evet, Kale-i Balay için. Kale-i Balay ile ilgili ya da o kemer köprülerle ilgili bunların geliştirilmesi, korunması, geleceğe taşınması. Kale-i Balay ile ilgili zaten gerekli restorasyon çalışmaları yapılmış ama sanat tarihi bölümündeki arkadaşlarım, özellikle doktor öğretim üyesi Ahmet Yılda arkadaşımız zaten Kale-i Balay'da çalıştı. Osmanlı dönemiyle ilgili özellikle zaten daha erken dönemle de alakalı önemli haberleşme açısından konunun güçlendirilmiş bir yapı olarak Kale-i Balay'a gidiyoruz zaten. Ki Rize için şu son dönemlerde Samsun'da yine 19 Mayıs Üniversitesi'nde yapılmış olan tarih bölümünde hoca arkadaşlarımız yine araştırmalar yapıyor, yüz araştırmaları. Oldukça erken döneme giden, neolitik dönem, bundan M.Ö. 5000 yıllarına kadar giden mağara resimleri de bulundu. Rize için arkeoloji alanında güzel şeyler de olacak. Tarih ve kültürel açısından güzel gelişmeler oluyor. Daha da
da güzel şeyler çıkacak, aydınlanacak inşallah. Peki turizm açısından ne söylersiniz? İşte bu tarz arkeolojik çalışmalar olduğu zaman turizm her zaman turizme katkı sağlıyor zaten. Arkeoloji, sanat tarihi, tarihsel, kültürel yapılarımız ve tarihimizin de daha çok geçmişe gitmesi zaten. Bunların kanıtlanması turizme katkı sağlıyor zaten. Ve turizme katkı sağladığı için daha çok hem maddi olarak hem de yöremizin tanıtılması açısından çok çok daha büyük zenginlikler olacak. Ama istiyorum ki lütfen çok doğayı bozmadan, tarihi bozmadan, kültürü yok etmeden turizme açılsın, daha çok gelin.